Altınordu Belediye Meclisi'nin Nisan ayı olan meclis toplantısı, ikinci oturumu belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Aşkın Tören başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya AK Parti ve CHP'li meclis üyelerinin yanı sıra basın mensupları katıldı. Tek gündem maddesi için toplanan Altınordu Belediye Meclisi ikinci oturumunu Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören açtı. Tören ilk olarak gündem maddesiyle ilgili sorusu olan CHP'li grup başkan vekillerine söz verdi. CHP grup başkan vekili faaliyet raporundaki detayların belli olmadığını söyleyerek yapıcı bir muhalefet yapacağız dedi. Faaliyet raporunda yazılan şeyler çok da açık, herkesin anlayacağı şekilde, halkın anlayacağı şekilde yazılmamış. Detaylar belli değil. Bu anlamda biz bilgi talep ediyoruz. Aslında şu anda biz gerçekten yapıcı bir muhalefet yapacağız. Bundan emin olabilirsiniz. Bu paralar halkın parası ve bunu sorgulamak üzerimizde bir hak oluyor diyen CHP Grup Başkan Vekili, belediye meclis çalışmalarının basına açılması gerektiğini aktardı. Ya tabii bu paralar bizim paramız değil. Bu paralar halkın parası ve bize halk bunları harcama yetkisi veriyor. Tabii bunları da bizim sorgulamak bizim üzerimizde bir hak oluyor. Ve halkın da bunu her zaman bilmesi taraftarıyız biz. Hatta bu anlamda şimdi parantez içinde şunu da söylemek istiyorum. Bizim belediye meclis çalışmalarımızı televizyonlarımıza, basınımıza açmamız gerekiyor bizce, grubumuzca. Bununla ilgili de bir teklifimiz olacak zaten ilerleyen zamanlarda. Şeffaflık açısından, halkımızın da burada ne konuşulduğunu bilmesi açısından böyle bir şeyin gerekli olduğu kanısındayız. CHP Grup Başkan Vekili meclis tarafından bu harcamaların nereye yapıldığıyla ilgili bir komisyon oluşturulması gerektiğini kaydetti. Meclisimiz tarafından, bu tabii sizin inisiyatifinizle olacak bir şey. Meclisimiz tarafından bu harcamaların nereye yapıldığıyla ilgili bir komisyon kurulmasını talep ediyoruz. Bu komisyon sadece bilgi amaçlı bir komisyon olacak. Yani araştırılacak, şuraya şu paralar, buraya bu paralar, şuradaki fazlalık bundan kaynaklanıyor falan gibi. Böyle bir komisyon bu çalışmayı yapıp bize de sunarsa hem sizin bilgilendiğiniz hem bizim bilgilendiğiniz açısından daha iyi olacak. Bu yaklaşımla ilgili yeni dönemde hepimize çok iş düşüyor diyen Aşkın Tören, şeffaf ve hesap verebilir olacağız diyerek şöyle konuştu. Bu yaklaşımla ilgili yeni dönemde hepimize çok önemli görevler düşüyor. Esasen faaliyet raporunun bu 5393 sayılı belediye kanunun 19. maddesi gereğince faaliyet raporunu normalde meclis birinci vekilinin sunacağını belirtmekle beraber raporun görüşüleceği toplantı yapılan her mahalli idareler seçimlerin sonrasına denk gelmesi kendi dönemine ait gelir, gider ve faaliyetlerin olmadığı, yine mevzuat olarak uygun görüldüğü Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin ve diğer belediyelerin sunduğu gibi bizler de belediye başkanı tarafından sunulmasında bir mahsur görmediğimiz için esasen ben bu süreci, bu oturumu yönetiyorum. Ancak burada teamüllerin aksine biz ilk meclisimizde hep birlikte dedik ki şeffaf olacağız. Katılımcılığı esas alacağız, merkeze alacağız. Hesap verebilir olacağız. Ve bu sürece ilişkinde saydamlık ilkesinden taviz vermeyeceğiz dedik. O nedenle bir usul aslında şartı olan faaliyet raporunun oylanması teamülüne bir parantez açtık. Ve bu parantez üzerinden biz meclisimiz diğerleri gibi yapmayarak, oylamaya geçmeyerek hizmet noktasında veya denetim noktasında halk adına, milletimiz adına, şehrimiz adına meseleleri inceleme noktasında aynı ortak kaygıları ve fikirleri taşıdığımız konusunda hiç kimsenin farklı düşünmemesi gerektiği inancının altını çizmek istiyorum. Tören, özel bir komisyonun kurulması gerektiğine inanmadığını aktararak süreci hep birlikte sorgulayacağız dedi. Devlette devamlılık esası uyarınca bu faaliyet raporunun bugün bize sunmuş olduğu çıktılar yapacağımız çalışmalar içerisinde zaten gündem maddemiz olarak devam edecek. O nedenle ben özel bir komisyonun kurulması gerekliliğine inanmadığım ancak bu komisyonlar aracılığıyla bu süreci, yeni süreci, birlikte bu 5 yılı tasarlayacağımız süreçle ilgili var olan bu sorularınıza gerek meclis iç tüzüğümüzün, gerek işleyişimizin aslında
bir gereği, bir sonucu olarak soru önergelerimiz başta olmak üzere birçok aslında enstrümanla biz bu süreçleri hep birlikte sorgulayacağız ve bunlara cevap bulacağız Sayın Başkan. Meclis üyelerinin konuşmalarının ardından tören 2018 faaliyet raporunu oylamaya sundu. Rapor oy çokluğuyla kabul edildi. Altınordu Belediye Meclisi Nisan ayı ikinci oturumu Dilek ve Temenniler bölümünün ardından sona ererken bir sonraki oturumun 3 Mayıs 2019 saat 10'da yapılması kararlaştırıldı. Söz konusu 2018 yılı faaliyet raporumuzu oylarımıza sunuyoruz. Kabul edenler, kabul etmeyenler, evet kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Çok değerli meclis üyeleri, Altınordu Belediyesi, Belediye Meclisimizin 01.04.2015 tarihli ve 2015'e taksim 60 sayılı karar nolusu ile almış olduğu her ayın ilk haftası yani cuma günü toplanır şeklindeki kararı ile bir sonraki toplantıda gündem maddeleri arasında kendi toplantı günü ve saatimizi belirlemek üzere bir sonraki toplantımız için 3 Mayıs 2019 Cuma günü saat 10'da buluşmak, bir arada olmak dileğiyle birleşimi kapatıyorum. Hayırlı uğurlu olsun.